evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda evlenmenize engel bir durum bulunmadığı tespit edildi. Şimdi bir kez daha misafirler ve şahitler huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan ederseniz ben de nikah akdinizi gerçekleştireceğim. Adınız, soyadınız. Tezene Sulak. Sizin adınız ve soyadınız? İsmail Veremoğlu. Aslında o Erkan ama geçici olarak İsmail olarak burada. Pardon, anlamadım. Yok yok, bir şey yok ya. Siz devam edin lütfen. Karışık bir durum var sanırım. Sizi zorla mı evlendiriyorlar yoksa? Olur mu öyle şey ya? Aşıkız biz, aşık. Hayır ya, ben Erkan'a aşığım. Bakın, neler olduğunu anlatmazsanız nikahı iptal edeceğim. Sakın, sakın öyle bir şey yapmayın. Her şeyi açıklayabilirim. Anasını babasını açıklayaydın lan o zaman! Beyefendi, ne yapıyorsunuz siz böyle? Masayı kırdım da ben. Tamam, şey değil ya. Masasız da kıyılır değil mi? Buyurun. Doğru diyor ya. Böyle talihsizlikler olur. Hayat devam ediyor. Kıyalım biz nikahı. Tamam, tamam. Şöyle de çizeceğiz. Soruma net bir şekilde cevap verin. Tezene Sulak, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle İsmail Veremoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musun? İsmail Veremoğlu, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle Tezene Sulak'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Sizler de şahit misiniz? Evet, evet, şahit. Evet. Ben de medeni yasanın ve belediye başkanımın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Hadi. Ayağını nerede? Ayağını uzat. Artık resmen eşim olduğuna göre şu gül cemalini bir öpeyim Tezene. Seni seviyorum İsmail. Çünkü benim için Erkan olacaksın. Tebrikler. Ay canım.